28 Şubat hepimizin bildiği gibi birçok insanı etkileyen bir darbeydi. Ne kadar inkar edilse de özellikle bayanları etkiledi diye düşünüyorum. Tabii ki muhakkak bunun yanında bayanların ailelerini ve İmam Hatip mezunlarını, İmam Hatip'te okuyan öğrencileri de çokça etkiledi. Geleceklerini, daha doğrusu geleceğimizi bir anda bütün emeklerimiz sıfırlandı diyelim. İşlerimiz ellerimizden alındı. Okuma zorla geldiğimiz bütün kariyer basamakları bir anda ellerimizden alınarak hiçbir şey kalmadı elimizde. Ve değil şehrimizde, ülkemizde bile kalma özgürlüğümüz kalmadı. Çünkü ön yargılarla, politik sebeplerle bizler olmadık suçlamalarla suçlandık. Sadece başörtüsünden dolayı hiçbir partiye üye olmamamıza rağmen ve ben kendim için söyleyeyim hiçbir partiye oy vermemiş olmama rağmen stajyer bir öğretmenken hiçbir memuriyet kanunları dikkate alınmadan, hiçbir uyarı kınama ve hiçbir prosedür dikkate alınmadan direkt olarak meslekten ihraç edildim 2001 yılında. Ve 3 ay ben gazeteden öğrendim atıldığımı ve bana atıldığıma dair ne deniyor bilmiyorum tam olarak. Uyarı gelen kağıt görevden atıldığıma dair uyarı da polis tarafından getirildi bir suçlu gibi. Ve çok acıydı bana göre. 3 yıl boyunca ben 2 yıl 10 ay görev yaptım. 97 mezunuyum, 98'de göreve başladım. Ve ilk gittiğim okulu düşünüyorum. Beni göreve bile başlatmak istemedi okul müdürü. Başörtü olarak verdiğim fotoğraf iş başvurusunda kabul eden iş başvurum ilk atıldıktan sonra okula idareciler tarafından ilk önce kabul edilmedim. Sonra kabul etmek zorunda kaldılar. Ondan sonra ders verilmedi. Derslere giremedim. Çok severek başladığım mesleğim dağ başında ellerimden alındı diyebilirim ben. Aslen Bingöllüyüm. Ve kendi memleketim, hizmet için geldiğim memleketimde maalesef çok acı dolu yıllar geçirdim diyeyim. Çünkü birden fazla yıldı. Ve ben 3 yıl boyunca her an dediğim gibi hiçbir kuruma alınmadık. Sadece kendi çalıştığımız tane dediğimiz kurum değil. Milli Eğitim'e giremiyorduk, hiçbir devlet kurumuna giremiyorduk, hiçbir yetkiliyle konuşamıyorduk ve hatırlıyorum dönemin valisi tarafından da sürekli biz tehdit ediliyorduk. İstifa edemezler ki ben stajyer öğretmendim. İstifa edemezler, adaylık derslerine katılamazlar, ben onları attıracağım diye tehditler ediliyordu. Ve hatırlıyorum bir tane müfettiş tarafından bile o yani bizi şikayet eden artı puan kazanıyordu. Ve Emine diye bir bayan müfettişi çok iyi hatırlıyorum. Kendisi beni hiç görmemesine rağmen, hiç derslerime girmemesine rağmen kendisinin uygun olmayan bir davranışta bulunmasından dolayı, suçlanmasından dolayı bizi ortaya atarak 5 kişi görevden atıldık. 5 öğretmen, ikisi aynı okuldan, diğer üçü de yine tanıdığımız Bingöllü arkadaşlarımız görevden atıldı. 2001 yılında görevden atıldım. Yüksek lisans öğrencisiydim. Kimya yüksek lisans öğrencisiydim. Ve aynı yıl yurt dışına gittim. İngiltere'de öğretmenlik yapabildim ama Türkiye'de yapamadım başörtüsüyle. 10 yıl, daha doğrusu 2001-2013 yılında İngiltere'de öğretmenlik yaptım. Ve orada hiçbir sorun yaşamazken Türkiye'de maalesef kendi yurdumuzda, kendi topraklarımızda, kendi memleketimizde ötekileştirme uygulamalarıyla karşılaştık. Sadece ben değildim tabii ki. Binlercesi vardı. Binlerce aile yıkıldı. Belki de ben en genç olanı, en sorumsuz olanıydım. Ama yine de duygusal olarak, psikolojik olarak, güven olarak insanlara, topluma bir kırgınlığım var. Bir güvensizliğim var. Hizmet aşkıyla başlayan bir yolculuğum maalesef sekteye uğratıldı. Yıllar sonra geri döndüm evet. Ama o hisler hala içimde var. O kırgınlıklar hala gitmedi yani. Ve bunu hak edecek de hiçbir şey yapmadık. Düşünüyorum da biz zorla okula gittik zaten. Bütün sınavları kazandık.
ailelerimizin izin vermemesine rağmen biz onları razı ederek ve uygun sadece dinimizi yaşayarak okumak istedik. Başka hiçbir niyetimiz yoktu. Okuduktan sonra da sadece görev yapmak istedik. Ama maalesef izin verilmedi. Ellerimizde, avuçlarımızda ne varsa alındı ve hatırlıyorum verdikleri maaşı bile geri almışlardı. O zaman çok kırıcıydı çünkü zaten çalışmışsın, çalışmana rağmen geriye kalan birkaç gününün bile hatırlıyorum maliyeden bizi onun tahsil etmişlerdi. Yani sadece maddi manevi bütün varlığımızı almak istediler. Sanki biz suçluymuşuz gibi bu vatanı teröristlerin ya da başka terör gruplarından, diğer bütün gruplardan çok zarar vermişiz gibi biz ülkemizden dışarı atıldık diyorum ben. Belki ben şanslıydım, dışarı gittim. Çünkü iyi bir eğitimim vardı, dil biliyordum ve dışarı gittikten sonra da güzel şeyler yaptım diye düşünüyorum. Kendimi geliştirdim, dil öğrendim, güzel tecrübeler kazandım ve geri dönerken de muhteşem bir dönüş olmasını beklerken bana göre yine de politik sorunlarla karşılaştık. İstediğimiz bütün haklar verilmedi bize. Ve benim sadece altını çizmek istediğim şu, hiç kimse dininden, ırkından, milliyetinden dolayı suçlanmamalı. Ve hatırlıyorum sadece biz değil, sadece bizi devlet suçlamıyordu. Aynı zamanda toplum da bize bir baskı yapıyordu. Arkadaşlarımız baskı yapıyordu, meslektaşlarımız baskı yapıyordu, ailelerimiz baskı yapıyordu. İşte çünkü onlar şöyle düşünüyorlardı, yapacak başka seçenek yok. Ama biz biliyoruz ki iman etmişsek onun başka seçenekleri de var. Ve ben sadece hep aklıma gelen hadis şuydu. Yeryüzünde hicret edecek, bütün toprak Allah-u Teala'nındı ve hicret edecek yer varsa hicret etmek gerekir diye düşünmüştüm. Ve o amaçla yola çıktım. O amaçla hayallerimi gerçekleştirdim. Yani pozitif yanları belki de benim kendimi toparlamamla mümkün oldu. Yoksa düşünemiyorum. Türkiye'de kalmış olsaydım neler olurdu bilemiyorum. Ama dediğim gibi baskıları yenmek güçlü bir kişilik gerektiriyordu diye düşünüyorum. Ve arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın bile bizi desteklemeyip işte uymamız gerektiği yolunda baskı yaparken bana göre dimdik durmak çok önemliydi. Ve Rabbimin izniyle durabildik ama keşke yaşanmasaydı. Keşke o kayıp yıllarımız olmasaydı da daha çok öğrenci yetiştirmiş olsaydık. Çünkü biz kaliteli insanlardık, atılan insanlar. Belirli, çok iyi eğitimden geçmiş, ayakları üstünde durabilen, sağlam kararlar alabilen insanlardık. Çünkü sağlam kararlar alamasaydık inancımızın zaten arkasında kalamazdık diye düşünüyorum. Onun için de Allah'a şükür en azından İnşallah imtihanı verebilmişizdir diye düşünüyorum. O günlerdeki imtihanı. Rabbim bundan sonraki imtihanları da vermeyi nasip etsin diyorum ben. Bana göre gerçekten eğitim diyorum. Kaliteli bir eğitim. Ve kesinlikle ne istediğini bilen gençlik lazım. İnançlı bir insanlar lazım. Ne olursa olsun. Yani inançla beraber iyi bir eğitim, iyi bir dil eğitimi, her yönüyle geliştirilmiş sağlıklı bir beden diye düşünüyorum. Bunlarla beraber güzel ibadetlerle inşallah iyi bir gelecek elde edeceğimize inanıyorum.